Merhaba, Şenelle Lezzetler kanalında. Bugün nefis bir poğaça tarifi var arkadaşlar. Garanti, yumuşacık, çıtır çıtır. Çok güzel bir poğaça tarifi bu. Mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Şimdi poğaçamız için şöyle yarım paket yaş maya kullanıyoruz. İsteyen bir paket kuru maya da kullanabilir veya bir yemek kaşığı kuru maya. Şimdi mayamızın üzerine 2 su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. Mayamızı içerisinde karıştırarak eritelim. Şöyle 1 su bardağı sıvı yağımızı da ilave edelim. Mayamızın aktifleşmesi için şöyle 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edelim. Şöyle 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Şöyle 2 adet de yumurtamız var. İlave edip güzelce çırpalım. Şöyle kutlu bardak kullanıyorum. Bu 200 ml su bardağına eşdeğer arkadaşlar. Klasik su bardağıyla aynı ölçüde. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Şimdi 2 su bardağı kadar ekledim. Güzelce şöyle karıştırmaya başlıyorum artık. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Toplamda 7 su bardağı un aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan cıvık bir hamur olacak. Poğaçalarınızın sert olmaması için. Şimdi streç filmle üzerini kapatalım. Ve tam 1 saat sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Evet, hamurumuz gördüğünüz gibi kendi büyüklüğünün 2 katına ulaştı. Güzelce kabardı. Şimdi şöyle havasını alalım. Bu havasını alma işlemi çok önemli arkadaşlar. Poğaçanızın ekşi maya kokusu olmasını istemiyorsanız mutlaka mayalandıktan sonra şu şekilde havasını alın diyorum ve şimdi şöyle portakal, küçük mandalina büyüklüğünde bezeleri ayırıyorum bütün hamurumu. Evet, bütün hamurumuzu bezeleri ayırdık. Şimdi gelelim şeklin vermesine. Hiç oklavaya gerek yok. Şöyle elimizle oval bir şekilde hamurumuzu bastırarak açalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde açmamız yeterli. Şimdi içinin peynirini koyalım. Siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben şöyle süzme peynir kullanmayı seviyorum. İsteyen kaşar peyniri de kullanabilir. Sade de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi şu şekilde uçlarını sıkarak kapatalım. İyice yapıştıralım ki pişme aşamasında açılmasın. Şu şekilde tekrar tekrar üzerinden geçelim. Evet. Şimdi şu şekilde tersini çevirelim. Ve üzerine şöyle bir bıçak yardımıyla çizikler atalım. Bıçak biraz zor oluyor. Jiletle daha kolay oluyor ama
Hemen her evde jilet bulunmadığı için şu şekilde bıçakla çizikler atarak fırın tepsimize koyalım. Evet, poğaçalarımız hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu ölçülerden iki fırın tepsisine yakın çıkıyor. Ona göre kendinizi ayarlarsınız. Şimdi yumurta sarılarını sürelim. Yumurta sarılarını sürdükten sonra 180 derecede ısınmış fırına gönderiyoruz arkadaşlar. Zaten diğer tepsiyi yapana kadar bunlar kabardılar. Tepsi mayası oldu sayılır. Şimdi ben bunları süreceğim. Sunum aşamasında görüşmek üzere. Evet, poğaçalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar arkadaşlar. Nefis bir poğaça bu. Yumuşaklığı gerçekten çok güzel, çok garanti bir tarif arkadaşlar. Şöyle bölüp içini de göstermek istiyorum. Gerçi çok sıcak. Şu şekilde görebilirsiniz. Gerçekten nefis bir poğaça arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu poğaça tarifini denedikten sonra inanın başka poğaça tarifi aramayacağınıza eminim. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın.